Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar, bugün sizlere ilkbaharın başından kış aylarının ilk haftalarına kadar sezon boyunca çiçekli kalabilen çok güzel ve çok şık bir bitkinin nasıl üretileceğini, nasıl köklendirileceğini anlatmak istiyorum. Bu bitkimiz Meksika petunyası arkadaşlar. Şimdi bahçemizde petunya bitkimizin yanına gidelim. Uygun dalları alalım ve köklendirme çalışmasına başlayalım. Evet arkadaşlar, petunya bitkimiz burada. Ben köklendirme çalışması için çok sağlam ve derin bir budama yaptım. Budamanın ardından görüyorsunuz çok güzel sürgünler verdi. Artık şu yaprak koltuklarından da çiçek açma vakti geldi. Şimdi bu bitki nasıl köklendirilir onu anlatmak istiyorum. Şuradan şöyle bir sürgünü kesiyorum. Bu sürgün anlatım için yeterli olacak arkadaşlar. Şimdi bu sürgünden nasıl çelikler hazırlanır onu anlatalım. Ardından köklenme sonuçlarını da yakından görelim. Evet arkadaşlar, küçük bir dal aldık ve şimdi köklendirmeye tabi tutacağız. Arkadaşlar, tek bir göz dahi hem sürgün hem kök verme yeteneğine sahip. Ama garanti olması için iki göz bırakıp kesiyoruz arkadaşlar. Bu gözler arası nokta olduğu için buradan köklenme olmayacak. Burayı kesiyoruz. Yine şuradan kesiyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane göz bıraktım. Şu alttaki göz köklenme yüzeyini oluşturacak. Üstteki gözler de sürgün yüzeyini oluşturacak ve güzel bir sonuç alacağız arkadaşlar. Şu şekilde göz aralıkları kısa olan yerlerde 3 göz alabilirsiniz. Şöyle elimle temizliyorum. Yaprakları kesmenizde fayda var arkadaşlar. Ama sürgünün en uç noktasını kesmeyin. Oradan büyümeye devam eder. Şu şekilde 3 gözlü bir çalışma yaptım. Ve arkadaşlar bir de tek gözlü bir çalışma yapacağım. Şu şekilde. Bu uç sürgünleri de suya daldıracağım. Ve suda köklendireceğim arkadaşlar. Hem suda köklenir hem de toprakta çok rahat köklenir. Şu şekilde su dolu bir şişeyi alıyoruz ve içine daldırıyoruz. İşlem bu kadar arkadaşlar. Bu köklenecek. Zaten birkaç saat sonra bu yeşil yaprakların solmadığını, canlılığını koruduğunu göreceksiniz. İşlerin yolunda gittiğini de anlayacaksınız. Şimdi bu hazırladığımız çeliklere de şu şekilde tor, perlit, vermikülit, kokopit, bahçe toprağı gibi zengin bir karışımdan oluşan toprağımı üretim saksıma dolduruyorum. Ve ortasına bu hazırladığım çelikleri şu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. İşlem bu kadar. Şurada da tek gözlü bir çelik vardı. O tek gözlü çeliği de şuraya şu şekilde sokuşturuyorum. Göz noktasının toprağa değmesini sağlıyorum arkadaşlar. Çünkü o göz noktasının hizasından çok güzel köklenme yapıyor. Ve bu işlemi yaptıktan sonra şu şekilde can suyunu veriyorum. Bir ağaç altı ortamına koyuyoruz arkadaşlar. Direkt güneş ışığı almayacak. Tamamen gölge olmayacak. Ala gölge dediğimiz bir yerde sürekli nemliliğini kontrol edeceğiz. Tamamen vıcık vıcık çamur olmayacak. Nemini kaybetmeyecek. Ve inşallah köklenecek arkadaşlar. Böyle bir çalışmanın ardından bir ay içerisinde bizi nasıl bir sonuç karşılayacak? Bizi şöyle bir sonuç karşılayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilkbaharın başında bahar temizliği yaparken o çok fazla uzamış olan Meksika petunyası bitkisini budadım. Ve çok sayıda çelik alıp viyolle buluşturdum. Her bir viyol gözüne ikişer tane diktim arkadaşlar. Sadece karışmaması için şu köşeye birer tane diktim. Onlar da tek gözlü çeliklerdi. Şimdi hem iki gözlü çeliklerin hem de tek gözlü çeliklerin köklenme durumunu bir yakından görelim. Şurada tek gözlü bir çeliğim var. Bunu şöyle kaldırıyorum. Evet. İnce, küçücük bir kök oluşturmuş. Sonuçta oluşturmuş arkadaşlar. Ben bunu toprağından ayırmamış olsaydım bu kök daha da kalınlaşıp daha da çoğalıp
daha da güzelleşecekti. Tabii ki bu işlemin ardından hemen şu şekilde bir üretim saksısında toprakla buluşturacağım ben bu bitkiyi. Yani köklenmesi için o kadar emek harcadığım bitkiyi gözden çıkartmayacağım. Buradaki amaç tek gözlü bir çeliğin köklenebildiğini göstermekti. Şimdi şurada da çift gözlü çelikler var. Şu şekilde ikisini birden alıyorum ve her bir biyol gözüne ikişer tane dikmiştim. Şöyle yakından göstermek için kökünü dağıtacağım arkadaşlar. Şöyle toprağa sıkıştırıyorum. Kökleri koparmadan dağıtıyorum. Evet. Şurada çok zayıf bir kök oluşumu var. Burada çok güzel bir kök oluşumu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Meksika petunyası ister tek gözlü, ister çift gözlü olsun, isterse daha uzun çelikler olsun kökleniyor ve gerçekten de hızlı gelişip hızlı büyüyor arkadaşlar. Ben çok sayıda çelik ürettim ve bir sırayı boylu boyunca Meksika petunyasıyla dolduracağım için çok ürettim arkadaşlar. Kendi bahçemde bu bitkileri değerlendireceğim. Ve şimdi bu toprağından çıkarttığımız bitkileri ne yapacağız? Hemen tekrar yeni toprağıyla buluşturacağız. Şöyle tutuyoruz bitkimizi. Toprağı üstten koyuyoruz. Çok fazla bastırmadan, köke çok fazla zarar vermeden bu işlemi tamamlıyoruz. Ve diğer bitkilerimize geçiyoruz. Ve arkadaşlar işlemi tamamladık. Toprağından uzaklaştırdığımız için mutlaka can suyunu vereceğiz. Ve biraz daha gelişmesi için bekleyeceğiz. Gelişim tamamlandıktan sonra, ki ben sonbahara kadar bu şekilde bakmayı planlıyorum, ondan sonra bahçemdeki hazırlayacağım o sıraya bunları tek sıra haline dikeceğim. Ve güzel, hacimli, bol bol çiçek açan bir duvar kenarı oluşturmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve böylece bir paylaşımın sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.